Anunnaki. Mezopotamya'nın kadim halkları olan Sümer ve Babil sakinleri, antik çağlardan beri en yüce tanrı olarak kabul edilen Anu'ya tapıyorlardı. Başlangıçta o tanrıça Ki ile ilişkilendirilmiştir. Doğuda şimdiye kadar Ki terimi enerji anlamında kullanılıyordu. Çeçen Pagan Tanrı Panteonu'nda ayrıca Gök Tanrısı Ana da yer alıyor. Sanskritçe'de Anu, atom kelimeleri yüce yaratıcı Brahma'nın ünvanıdır. Brahma kelimesi Sanskritçeden çevrildiğinde, eylemde bulunan kutsal güç anlamına gelir. Anu kelimesi Sümer dilinde bu tanrı ve Anunnaki tanrılarının ismi olarak, Mısır dilinde ise Ampu, Anubis ve Anukis isimlerinde geçmektedir. Bütün bu durumlarda Sirius'tan da bahsediliyor. Kadim Mısır ilahilerinden birinde o Siris'ten milyonlarca yılın tanrısı An diye söz edilir. Eyan, sana hürmet olsun. tes, Herukuti'deki an, sen ki göklerde uzun adımlarla yürüyorsun. Güneş tanrısı Ra ile ilgili çivi yazılı metinde şöyle yazmaktadır: Yıldızların ve ayın altında çift olan sen, gökte ve yerde Aten'in gemisini tıpkı yorulmadan dönen yıldızlar gibi çekersin. Piramidin üzerindeki yazıda şöyle yazar: Milyonlarca yıllık güneş gemisini yöneten sensin. Örneğin Anunnaki'leri ele alırsak, bu gelişimin altıncı seviyesidir, onlar tamamen özgürdürler. Hayal edin, ruhsal olarak özgür yüksek varlıkların uygarlığıdır. Onların fonksiyonunun ne olduğunu biliyor musunuz? İlginç. Onların pratik olarak fiziğin yasalarını değiştirebildikleri söyleniyor. Yeni evrenler yaratmak. Gerçekten öyle mi? Her şeyi yapabilirler. Buna rağmen, görevleri yeni evrenler yaratmak değil. Netleştirmek için şu şekilde söyleyelim. Bir yolcu gemisi hayal edelim. Çok fazla tatilci ve benzeri olan dev bir gemi. Herkesin kendi kabinleri var. Dinleniyorlar, her şey iyi. Ama burada tatilciler hakkında konuşuyoruz. Oysa yolcu gemisinin var olması ve insanların rahat hissetmeleri için hizmet personeli var. Onlar ne yapıyor? Gemiyi onarıyorlar, insanlar ile ilgileniyorlar, insanların kabinlerine girmiyorlar. Ama gerekli olduğu zaman, insanların rahat etmeleri için orayı temizleyebilirler. İnsanların yaşamlarına, herkesin kabinine karışmıyorlar ve onlara ne yapacaklarını söylemiyorlar. Onların sayesinde, gemi gidiyor ve onların sayesinde diğerleri rahat hissediyor. Böylece, Anunnaki dediğimiz en yüksek uygarlığın fonksiyonu evren gemisinin tam olarak belirlenmiş yönde gitmesidir, hiçbir şeyin bozulmaması veya her şeyin zamanında onarılması için. Peki, zamanında onarılmak ne anlama geliyor? Bu tam olarak madde üzerinde etkidir. Onarımlar, bakım, şeyleri düzene koymak ve yine, apeksiyanlar gibilerin iştahlarını çok fazla geliştirmemeleri için ve başka birçok şey. Yani, böyle son derece gelişmiş bir insan ırkı tarafından kesin olarak izlenen belirli yasalar var. Neden? Çünkü Anunnaki gerçekte bir insan ırkıdır. Mısırlılar ilk olarak Zeptepi'de tanrıların ülkelerini yönettiğinden, bunun altın çağ olduğundan bahsetmişlerdi. İşte o zaman uçurumun suları çekildi, kadim karanlık dağıldı ve medeniyetin armağanları yeni doğan insanlığa sunuldu. Osiris iyi bir kraldı ve insanlara sanat ve bilim öğrettiği, onların ruhsal gelişim ve huzurlu bir yaşam özlemlerini desteklediği için çok seviliyordu. İsis insanlara şifa sanatını, mısır yetiştirmeyi ve kıyafet yapmayı öğretti. Orion ve Sirius yıldızı, antik çağlarda yeryüzüne inerek mısır krallıklarını ve sakinlerini yaratan tanrılar olan İsis ve Osiris'in göksel evleridir. Tanrı Virakoca İnkalar arasında bir efsaneye göre, o zamanlar aralarında uzaylıların yaşadığı, beyaz sakallı insan tanrıların daha sonra onları terk edip bir gün geri döneceklerine dair söz verdiklerine dair bir efsane vardır. Ve bu beyaz tanrıların anısına Titikaka Gölü kıyısında, üzerinde sakallı yüzlü tanrıların oyulmuş olduğu dört dev taş sütun korunmuştur. Titicaca Gölü kıyılarından çok da uzak olmayan Tiwanaku tapınak şehri kalıntıları üzerinde, yaratıcı tanrı Viracocha'yı tasvir eden taş megalitten yapılmış kemerli bir kapı bulunmaktadır. Ant Dağları bölgesindeki tüm halkların büyük bir tufanın yeryüzünü vurduğu ve güneşin kaybolmasıyla büyük bir karanlığın çöktüğü zamanları hatırladıkları bilinmektedir. Toplumda kaos yaşanıyordu ve insanlar acı çekiyordu. Sonra birdenbire güneyden iri yapılı beyaz bir adam belirdi beyaz cübbe giymişti, elinde bir asa ve kitap tutuyordu. Bu adamın öyle büyük bir gücü vardı ki, tepeleri vadilere dönüştürüyordu ve vadilerden tepeler oluşturuyordu. Canlı taştan akarsuların akmasına neden oldu. Bu adam dağlık bölgeden kuzeye doğru seyahat etti, harikalar yarattı ve onu bir daha hiç göremediler. Birçok yerde insanlara nasıl yaşamaları gerektiği konusunda talimatlar verdiği, onlara büyük bir sevgi ve nezaketle konuştuğu, onlara iyilik yapmalarını, birbirlerine zarar vermemelerini, aksine birbirlerini sevmelerini ve herkese karşı merhametli olmalarını öğütlediği söylenir. Orta Ent dağlarındaki Haroçiri halkının mitleri, insanlara toprak teraslar oluşturmayı ve bir sulama sistemi kurmayı öğretenlerin Virakoça olduğunu doğrulamaktadır. Eserlere göre Virakoça, Orion takım yıldızına yakın bir dış gezegenden geldi. Araştırmacılar ayrıca Vira Koçan'ın kişiliğini dünyayı dolaşıp insanlara ders veren o ile ilişkilendiriyorlar. Dogon araştırmacı Juan Jose Benitez, bir Hogon tarafından anlatılan tanrıların gelişini anlatan hikayeyi ayrıntılı bir şekilde kaleme almıştır. Hogonlar, Dogonların aziz olarak gördükleri, Nommon'un insanlara aktardığı kozmogoninin koruyucuları olan kişilerdir. Gündüz 10. ay yıldızı adı verilen bir yıldız belirdi ve bu yıldızdan dev yuvarlak bir cisim çıktı eksenleri etrafında dönerek yere indiğinde kare tabanlı, içinde delik bulunan bir sepet görünümündeydi. Gök gürültüsü duyuldu, yer sarsıldı ve yüksek kum ve toz sütunları göğe doğru yükseldi. Nommo gemiden çıktı. Dogon halkı onları köprücük kemikleriyle nefes alan güzel ve güçlü balık adamlar olarak tanımlıyordu. Nommo, insanlara öğretmek ve onları ruhsallaştırmak için yeryüzüne indi. Dogonlara toprağı işlemeyi, metalleri eritmeyi ve alet yapmayı öğrettiler. Nommo geri döneceklerine dair söz verdiler ve bu 10. ayın yıldızı tekrar yükseldiğinde gerçekleşecek. Finler. Fino Ugrik ve yeryüzünde sayısız başarılara imza attıktan sonra altın teknede uçup gittiler. Halkın gerçekten ihtiyaç duyduğu zaman geri döneceğine söz verdiler. Aynı zamanda Finlerin Orion takım yıldızına kendi ismini vermeleri de ilginç bir gerçektir. Kayapo halkı, Amazon'un yukarı kesimlerinde yaşayan Kayapo kızıl derili kabilesi, nesiller önce en yakın dağ sarsılmış, duman ve ateşle kaplanmış köy halkı oradan kaçmıştı. Bir süre sonra genç avcılar cesaretlerini toplayıp bebenden çıkan uzaylıyı öldürmeye çalıştılar. Bebenin ne olduğunu tanımlamak mümkün değildi. Ama zehirli oklar, sopalar ve mızraklar ondan geri sekiyordu. Yiğit savaşçılarla alay etti. Daha sonra bir süre köyde kaldı. Köylüler onun varlığına alışmış ve dilini öğrenmişlerdi. Daha sonra onlara avlanma silahlarını kullanmayı öğretti, bir okul kurdu ve onlara tarım kurallarını öğretti. Kendisine Ben Kororota adını takmıştı, ben evrenden geldim anlamına geliyordu. Hopiler Arkeolog Geri David yazılarında Hopi Kızılderililerinin yüzyıllardır karşılaştıkları uçan kalkanlardan, yani uçan dairelerden söz ediyor. Bu uçan kalkanlar uçup geldi ve köylerini ziyaret ettiler. Kalkanlarından çıkan bu yaratıklara Hopiler kaçınalar diyorlardı. Kaçına bir nevi ruhsal habercidir. Melek gibi görünüyorlardı. Efsaneye göre cennetten gelen uzaylılar insanlara karşı naziktiler. Kızılderililere çiftçilik ve şifa sanatını öğrettiler. Hopi kızıl Kızılderilileri hala kaçınalara adanmış köy meydanlarında yıllık danslar düzenliyorlar. Zorunlu ritüel olan dans sırasında maske takıyorlar ve kaçınaları canlandırıyorlar. Maskeler uzay kasklarına çok benziyor. Eynu Kuzey Japonya ve Sahalindeki Eynu halkı, kendilerinin göksel atalardan geldiğine inanıyor. Yeni Hebrider efsaneleri de dünyalıların cennetin oğullarının torunları olduğunu iddia eder. Demurgos efsaneleri gökyüzünden inip insanlara yüksek kültürün becerilerini ve bilgeliğini öğretenlerden bahseder. Kraliçe Charlotte adaları yıldızlardan ateş gemileriyle gelen büyük bilgelerin anılarını barındırıyor. Kuzey Amerikadaki Navajo kızıl derilileri gökyüzünden gelen, uzun süre dünyada kalan ve kendi dünyalarına geri dönen öğretmenlerden bahsederler. Japonca Seituki adlı kitapta, M.Ö. 2300 yılında Kore'ye gökten ilahi bir adamın indiği ve bin yıl boyunca ülkeyi yönettiği belirtiliyor. Kadim Çinlilerin cennetin oğulları hakkında yaygın efsaneleri vardı. Eski bir efsaneye göre, Çin uygarlığı, beyaz tanrı Van Di'nin gökten gelen bir arabayla gelmesi ve onlara pirinç yetiştirmeyi, barajlar, tekneler ve arabalar inşa etmeyi, kuyu kazmayı, müzik aletleri yapmayı, akupunktur tedavisini, elbise dikmeyi öğretmesiyle başladı. Onlara takvim ve yazıyı verdi, hieroglif yazmayı öğretti. Gezegenin her köşesinde, efsanelerde ve mitlerde, arkeolojik buluntularda ve kaya resimlerinde başka gezegenlerden gelen öğretmenlerin kanıtlarını buluyoruz. Tanımlamaları farklı olsa da, asıl amaçları ziyaret ettikleri toplumlara bilgi, barış ve refah getirmektir.